Bu videoda tele bağlı bir ampulün olduğu böyle bir düzenekte tellerde akımı nasıl oluşturacağımızı inceleyeceğiz. Ayrıca pilin işlevini ve gerilimin ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Tüm bunları göstermek için ilk olarak bir benzetmeden faydalanalım. Birkaç sevimli çocuk kaydıraktan kayıyor. Çocuklar kaydıraktan aşağı doğru kaydıkça birisi devamlı onları kaldırıp yeniden kaydıran yukarısına taşıyor olsun. Bu durumda çocukların sürekli bir hareket içerisinde olacağını tahmin etmişsinizdir. Yani çocukların sürekli bir akım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu örneği aklımızda tutarak sürekli bir akımın nasıl oluştuğunu anlamaya çalışalım. Bu örneği biraz daha ayrıntılı inceleyebiliriz. Kaydıraktaki çocuklara bakarsak eminim hepimiz çocukların yukarıdan aşağı hareket etmesini sağlayan şeyin yer çekimi olduğunu tahmin etmişizdir yer çekimi sayesinde çocuklar kaydıraktan aşağı doğru kayabilir. Benzer şekilde telin her yerinde yük bulunur. Bu tel metaldir ve metallerin içerisinde negatif yüklü parçacıklar olan ve serbestçe dolaşabilen elektronlar bulunur. Ancak buradaki tek sorun, şu an bunlar hareket etmiyorlar, yani durağan haldeler. Elektronları hareket ettirmemiz için tıpkı yer çekiminin çocukları ittiği gibi elektronları itmemiz gerek. Bu elektronları itmek için de elektriksel güce ihtiyacımız var. Bu elektriksel itme kuvvetini de pil sağlar. Tabii ki pilin içerisinde de elektrik yükü bulunur. Ancak burada önemli olan nokta pilin bir tarafının pozitif, diğer tarafının da negatif olması. Bu sayede elektronları iterek harekete geçirebiliriz. Ancak gelin olayı basitleştirelim ve bu elektronların negatif yüklü değil, pozitif yüklü olduğunu varsayalım. Bunların tek sebebi de pozitif yüklerin hareket ettiği yönün aynı zamanda akımın da yönü olması. Çünkü akımın işareti vakti zamanında bu şekilde belirlenmiş. Bu yüzden olaya elektronlar açısından baktığımızda kafamız karışabilir. Yani bunların pozitif yük olduğunu kabul edersek anlatmak istediğim olaya daha rahat odaklanabiliriz. Bu şekilde baktığımızda pilin pozitif ucunun bu elektrik yüklerini diğer tarafa ittiğini, pilin negatif ucunun da bu yükleri kendisine doğru çektiğini görebiliriz. Sonuç olarak bu yönde hareket eden yüklerin olduğu bir akım elde etmiş oluruz. Tıpkı burada olduğu gibi. Çocukların sürekli hareket halinde olması için birinin onları kaldırıp yeniden kaydırağın yukarısına çıkarması, yani yer çekimine karşı bir hareket uygulaması gerekir. Diğer örnekte de birinin devamlı bu elektrik yüklerini alarak elektriksel güce karşı bir hareket uygulaması gerekir. Bu işte pilin içindeki kimyasallar tarafından yapılır. O an gerçekleşen bazı kimyasal tepkimeler bu elektrik yüklerini yukarı doğru yönlendirir. Ve sonuç olarak da yüklerin sürekli hareketi sürekli bir elektrik akımının oluşmasını sağlar. Bu elektrik yüklerinin hareketini şu şekilde düşünebilirsiniz. Evet, çok kısa bir animasyonla olayı görmüş olduk. Gerilimin ne olduğunu anlamak için de sağdaki örneğimize geri dönelim. Bu çocuklar daha yüksekten daha alçak bir noktaya kaydıkça bir bakıma enerji kazanırlar. Kaydırak çok pürüzsüz olsaydı bu kinetik enerji olurdu ve çocukların hızları artabilirdi. Ancak pürüzlü bir kaydırakta çocukların vücutları ve kaydırak arasındaki sürtünmeden dolayı fazla miktarda ısı açığa çıkar. Yani çocuklar kaydıraktan aşağı kaydıkça kaydıran ısısı da artar. Isı da bir tür enerji olduğundan bu noktada bu enerjinin nereden geldiğini sorabiliriz. Belki cevabı biliyorsunuzdur. Aslında bu enerjinin bu çocukta daha öncesine depolandığını söyleyebiliriz. Çocuk yavaşça aşağı doğru kaydıkça depolanan enerji ısıya dönüşür ve depolanan bu enerji potansiyel enerji olarak adlandırılır. Yani bu noktada kaydırağın en yukarısında duran her çocuğun potansiyel enerjisinin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bu nokta yüksek potansiyelli nokta olarak adlandırılır. Çocuklar aşağı doğru kaydıkça potansiyel enerjileri azalır ve enerji ısıya dönüşür. Kaydırağın en aşağısına geldiklerinde de tüm potansiyel enerjileri aslında bitmiştir. Bu yüzden bu noktanın da düşük potansiyelli nokta olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz. Çocuklar yukarı çıktıkça yeniden potansiyel enerji kazanırlar. Peki bu potansiyel enerjiyi onlara kim verir? Tahmin edebileceğiniz gibi çocukları yukarı doğru iten kişi onlara potansiyel enerjilerini geri verir ve çocuklar aşağı kaydıkça yine potansiyel enerjileri azalır. Bu şekilde bu döngü devam eder. Buna benzer bir şekilde elektrik yükleri de ampulde hareket ettikçe ampulün içerisinde ısı üretilmiş olur. Kendimize bu ısının nereden geldiğini sorabiliriz. Buradakine benzer şekilde bu yüklerin içinde depolanmış enerji olduğunu ve yükler ampulde hareket ettikçe bu depolanmış enerjinin azaldığını söyleyebiliriz. Yani buradaki yüklerin potansiyel enerjisinin yüksek olduğunu ve aşağı doğru gittikçe bu potansiyel enerjinin azaldığını görebiliriz. Bu iki örnek arasındaki tek fark birinin yer çekimi, diğerinin ise elektrik sayesinde gerçekleşmesi. Ancak önemli bir fark daha var. Sağdaki örnekte çocuklar aşağı doğru kaydıkça potansiyel enerjilerinin devamlı olarak azaldığını ve sonuç olarak ısı üretildiğini belirtmiştik. Ancak diğer tarafta telde üretilen ısının çok fazla olmadığını varsayıyoruz. Tabii ki gerçekte elektrik telleri ısınır. Ancak ampulün ısındığı kadar ısınmazlar. Bu yüzden konuyu basitleştirmek için incelediğimiz tüm devrelerdeki tellerde ısı üretilmediğini varsayalım. Bu da elektrik yüklerinin potansiyel enerjisinin bu noktaya kadar hiç azalmadığı anlamına gelir. Bu noktada tüm potansiyel enerji ısıya dönüşür ve daha sonra bu şekilde devam eder. Bu durumda telin bu kısmında bulunan bütün yüklerin potansiyel enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası yüksek potansiyelli nokta olarak adlandırılır. Diğer taraftaki yükler ise tüm potansiyel enerjilerini kaybeder. Ve elektrik yüklerinin enerjisi aslında aynı kalır. Çünkü gerçekte enerji kaybetseler de teldeki bu yüklerin enerjisinin kaybolmadığını varsayıyoruz. Bu durumda buradaki tüm yüklerin düşük potansiyel noktasında bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani yük ampulde hareket ettikçe potansiyel enerjisini kaybeder. Ve pilin içindeki kimyasallar yükü yukarı doğru iterek yükün potansiyel enerji kazanmasını sağlar. Yani bu enerji pilin içindeki kimyasallardan gelir ve sağdaki örnekte bahsettiğimiz bu kişiye benzer. Gerilim de aslında yükler arasındaki potansiyel enerji farkını ifade eder. Ve bu yüzden teknik terminolojide gerilim potansiyel fark olarak adlandırılır. Bu da bize yükler arasındaki potansiyel enerji farkını verir. Gerilimi bir örnek üzerinden anlatalım. Örneğin bu iki nokta arasındaki potansiyel fark 1,5 voltsa, bu bir klomp başına 1,5 jüllük potansiyel enerji farkı olduğu anlamına gelir. Buradaki klomp başına kısmı her klombun aşağıdan yukarıya doğru hareket ettikçe bir buçuk jüllük potansiyel enerji kazandığını gösterir. Benzer şekilde her klomp yukarıdan aşağı doğru hareket ettikçe bir buçuk jüllük potansiyel enerji kaybeder ve bu enerji ısıya dönüşür. Yani gerilim bir klombun ne kadar enerji kazandığını veya kaybettiğini ifade eder. Bu 9 voltluk bir pil olsaydı, her kolon bu noktaya geldiğinde 9 jüllük potansiyel enerji elde ederdi. Ve aynı şekilde yukarıdan aşağı geçtiğinde de 9 jüllük bir potansiyel enerji kaybederdi. Yani klon başına daha fazla ısı açığa çıkardı. Yani 9 voltluk bir pilde durum böyle. Ayrıca bu sayıyı ele alırsak yukarıdan aşağı hareket eden iki klombun toplamda 3 jüllük potansiyel enerji kaybedeceğini söyleyebiliriz. Yani bu sayının 2 katı. Aynı şekilde yukarıdan aşağı hareket eden 10 klompta 10 çarpı 1,5'ten toplamda 15 jüllük potansiyel enerji kaybetmiş olurdu. Yani gerilim yükler bir noktadan başka bir noktaya hareket ettiğinde ne kadar potansiyel enerjinin kazanıldığını veya kaybedildiğini hesaplamamıza yardımcı olur. Ayrıca devredeki bu iki noktayı ele alırsak ikisi arasındaki potansiyel farkın sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebini tahmin edebilir misiniz? Videoyu durdurarak bunun üzerinde fikir yürütmenizi tavsiye ederim. Daha önce yüklerin tel üzerinde hareket ettikçe potansiyel enerji kaybı yaşamadığını kabul ettiğimizden bu iki nokta arasındaki potansiyel fark sıfır olur. Aynı şekilde bu iki nokta arasındaki potansiyel fark da sıfır. Gördüğünüz gibi sadece bu iki nokta arasında bir potansiyel fark var. Burada yüksek potansiyel olduğundan bu tarafı pozitifle, düşük potansiyel olduğundan burayı negatifle gösteririz. Benzer şekilde bu iki nokta arasında da potansiyel fark görülür. Böylece telin iki ucu arasındaki potansiyel farkı koruduğumuz sürece sürekli bir akım elde edileceğini söyleyebiliriz. Son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı ders kitaplarında gerilim yapılan iş cinsinden ele alınır. Aslında bu tamamen aynı şey. Bunun ne olduğunu inceleyelim. Burada pil yükleri düşük potansiyelden yüksek potansiyele dönüştürüyor. Yani yüklere enerji veren şey pil. Tıpkı bu adamın çocuklara enerji yüklemesi gibi. Fizikte enerji aktarıldığı zaman iş yapıldığından bahsedilir. Yani buradaki pilin ilettiği her bir klomp başına bir buçuk jüllük iş yaptığını söyleyebiliriz. Böylece gerilimin bize aynı zamanda yükleri bir noktadan diğerine taşırken klomp başına ne kadar işin yapıldığını gösterdiğini de söyleyebiliriz. Öğrendiklerimizi özetlersek. Bir devredeki elektrik akımını sürdürmek için potansiyel farkı korumamız gerektiğini gördük. Potansiyel fark yani gerilim ise bir noktadan başka bir noktaya hareket eden bir klomp başına ne kadar potansiyel enerji kazanıldığını veya kaybedildiğini gösterir. Gerilim aynı zamanda bir noktadan başka bir noktaya taşınan her bir klomp için ne kadar iş yapılması gerektiğini de ifade eder.